Konuğumuz Merve Gökçel, uzman fizyoterapist. Merhabalar. Hoş geldiniz. Çok güzel konular konuşacağız. Özellikle benim kafama takılan konular konuşacağız. Şimdi çok duyduk işte bu korona pıhtılaşmaya eğilimi arttırıyor, damarlarda tıkanma oluyor, kan sulandırıcı kullanın gibi. Gerçekten var mı böyle bir şey? Koronaya bağlı olarak damarlarda tıkanma oluyor. Mesela ben geçenlerde bir hastanın göz damarının tıkandığını duydum hastaneye. Evet. Ve nöroloji servislerinde bir sürü insan yatıyor. Kesinlikle. Aşılardan sonra da böyle olabiliyor falan gibi. Nedir durum? Gerçekten böyle mi? Şöyle, COVID hastalığı sadece bir solunum hastalığı değil, aynı zamanda damar hastalığı olarak geçiyor. 7 yıldır birçok felçli hastayla çalıştık ama en çok son 1,5-2 yıldır, yani COVID hastalığı çıktığından beri felçli hasta sayımız çok arttı. Çünkü pıhtılaşma faktörü çok arttı hastalarda. Pıhtılaşma faktörünün artmasının yanı sıra COVID hastalığından sonra bilinçsiz olarak kan sulandırıcı kullanmamak da felçli hasta sayısını çok arttırdı. Felç çok yaygınlaştı ve felçli hastalar zaten COVID'in getirmiş olduğu stres ve travmanın altını, bir de felçli kalmanın travmasıyla çok yalnız kaldılar. Yoğun bakımlarda yer yok, hastanelerde yer yok. Sağlık sektöründe sağlıkçı ulaşmak çok zor oldu. Evine fizyoterapist çağırmalı mı, çağırmamalı mı? Ekipten destek almalı mı, almamalı mı? Hastaneye gitmeli mi? Yeniden COVID geçirebilir, gitmemeli mi? Çok yalnız kaldılar. Biz de fizik tedavi ekibi olarak, yatılı kurumlar olarak felçli hastalara, özellikle COVID geçirmiş felçli hastalara hizmet vermekteyiz. Ama sistem şöyle işlemekte. Özellikle doktor ekibinin takibinde, psikolog ekibinin takibinde bir fizyoterapi programı uygulanmakta hastalara. Çünkü hasta çok yalnız. COVID geçirdiği için çok üzgün, panik halinde. Felçle karşısında ne olacağını bilmiyor. Acaba damarları mı tıkalı? Tansiyonum yükselirse ne olur? Şekerim yükselirse ne olur? Akciğer rezervlerim ne kadar? Yürüyebilecek miyim? Yürürsem, tıkanırsam acaba yeniden COVID mi oldum? Bu evrede COVID'i çok iyi bilen ekip tarafından desteklenmeli hasta. Zaten felç tek başına bile hastayı çok umutsuzluğa, depresyona sürüklüyor. Aileyi de çok getiriyor. Hastada iyileşememe kaygısı, bir sınav kaygısı gibi kaygı var. Burada hasta ile hasta yakın arasında ilişki zaten kopuyor. Hasta yakını ne kadar iyi davranırsa davransın, ne kadar ilgilenirse ilgilensin, hastayı kaybetmeye başlıyor. Çünkü hasta bakılıyor ve onlara muhtaç, onlara yük olduğunu düşünüyor. Orada hemen profesyonel bir ekibin girmesi lazım araya. Hastanın bakımını yapan kişi ayrı olmalı, hastanın yemeğini yediren kişi ayrı olmalı. Hastanın ilacını veren, tansiyonunu takip eden kişi apayrı olmalı. Bu üçünü de aynı kişi yaptığı an aslında biraz hastayı kaybetmeye başlıyoruz. Göğüs hastalıkları doktoru, dahiliye doktoru, işte fizik tedavi doktoru, kalp damar cerrahisi, yeri geliyor hastalarda yatak yarası olduğu için plastik cerrah bile hastayı takip etmeli. Sonra hasta 24 saat yatan bir hasta, felçli, kolunu kullanamıyor, bacağını kullanamıyor, belki yutamıyor, belki görme alanı çok daraldı, belki duyuları çok bozuldu. Burada hastanın neye ihtiyacı varsa çok yoğun bir fizik tedavi alması gerekiyor. Bizim amacımız, hasta 24 saat yatıyorsa sadece bir saat fizik tedavi değil, 15 dakika fizik tedavi değil, saatlerce fizik tedavi. Bir okul gibi yürümeli, aktif olmalı, bir birey olmalı, oturmalı, yeniden yemek yemeyi öğrenmeli, aileden bir yatak içinde dışlanmamalı. Burada da psikolog devreye giriyor. Hasta yakınlarına eğitim veriyor. Bakın, sizin bu davranışlarınız hastada felç psikolojisini arttırabilir. Bu davranışlarınız kaygı yaratabilir. En çok kaygı mesela, çok yemek yersem tuvalet ihtiyacım daha çok olacak. Daha az bez kullanayım, daha az tuvalete çıkayım. Aslında bu süreçleri yönetmek çok önemli. Ya da az su içeyim, ama az su içmek hastanın bütün sistemini değiştiriyor. Tansiyonu. Aslında evde aileye de yük olmamak kesinlikle, için. Kesinlikle. Daha tuvalete az yemeği. Tuvalete gitmeye ihtiyacı olmasın ki kimseye de yük olmasın. Aynen diye öyle. Düşünüyorum. O kadar önemli ki hasta psikolojisi. Zaten COVID hastayı sarsmış durumda. Belki de COVID olduğunda hasta yakınları bile onunla ilgilenemedi. İşte yoğun bakımda görüşemediler, temas edemediler. Üstüne bir de felç, çok büyük bir travma. Mutlaka yoğun fizik tedavi almalı. 3 saat, 4 saat, 5 saat. Peki aşılardan sonra görüyor musunuz? Gördüğümüz oldu tabii ki. Anerizma çok oldu. Farklı hastalık grupları da oldu. Guillain-Barré, transvers miyelit. Genellikle damar hastalıkları ya da periferik sinir sisteminin tutulduğu
olduğu hastalıkları da çok görmeye başladık. Yani 2019'a kadar belki sene içinde 2 Guillain-Barré hastası görüyorsak şimdi 12 Guillain-Barré hastası görüyoruz. Transvers miyelit çok nadir görülen bir hastalıktır. Genç hastalarda transvers miyelit hastalığı görmeye başladık. Anerizmalar çoğalmaya başladı. Genç hastalarımızda anerizma geliyor. Tabii bu da bizi düşündürüyor. Acaba yani hani COVID ne boyutta, ne kadar hasar verecek? Bunlar tabii ki de hani bilimsel çalışmalar. Geçen gün Nöroloji Kongresi'ndeydim. Ve orada dernek başkanı Mehmet Akif Hocam şöyle bir şey söyledi. COVID-19 virüsü beyni çok seviyor. Evet. Beyinle müthiş bir flört ediyor ama ele geçiremiyor. Evet. Ve önümüzdeki yıllarda nörolojik hastalıkların sayısı çok artacak. Çok artacak. Çünkü hakikaten kaynaklar bunu gösteriyor. Evet, evet. Şimdi koronavirüs enfekte oldum diyelim. Ben şimdi kendime bakıyorum. 40'ların sonuna geldim. İşte minnak bir diyabet regülasyonu mevcutum var. Ama işte kan sulandırıcı da veriyorlar. Aşı oldum ya da COVID-19 oldum. Daha henüz olmadım. Rabbim İnşallah korusun. İnşallah olmayalım. Siz de olmadınız. İnşallah. Oldum diyelim. Ve bir his kaybı, uyuşma bunlar olabilir değil mi? Hiçbir hastalığım olmasa da öncesinde. Şeker ve tansiyon birbirini çok besliyor. Tansiyon yükseldiğinde aslında kanda biraz şeker de yükseliyor. Şeker yükseldiğinde tansiyon da yükseliyor. Biraz sistem bozulduğunda aslında COVID'in etkilerini tabii görmek çok yüksek. Burada çok iyi bir dahiliye doktoru tarafından takip edilip, kalp doktoru tarafından takip edilip, iğnere takibiyle kan sulandırıcıya devam. İnşallah felç geçirmiş olmazsınız bu senaryoda. Ama tabii ki de hemiparaziler, güçsüzlükler olabilir. Olmuyor değil ya da kalp olursa krizleri. Olursa geçiyor mu? Fizyoterapiyle bu, mesela tabii geçer ki, mi? Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim. Şöyle bir yanlış algı var. Felçli hasta bir daha iyileşemeyecek. Ama şu zamana kadar neredeyse 500 tane felçli hastaya günde 4-5 saat fizik tedavi vererek bu kadar yakın takibim oldu. %80'i %90'ı yürüyerek gitti. Aynı güzel. Konuşamayan hasta konuşabilir oluyor. Yutamayan hasta yutabilir oluyor. Takip çok önemli. Özellikle yürüme aşamasında yürüyebilir. Belki 2 ayda yürür, belki 6 ayda yürür. Ama yoğun bir fizik tedavi alırsa en önemli 6 ay ve 1 yılı. Süreklilik önemli, anladım. Kesinlikle. 6 aydan 1 yıla kadar olan süreyi aslında siz 1-2 aya çekmiş oluyorsunuz. Çünkü nöroplastisite dediğimiz bir kavram var. Beyin hücrelerinin kaybolmuş o fonksiyonları devralma. Yeni beyin hücresi yaratma. En çok felçte bundan yararlanıyoruz. Çok tekrarlı komut veriyoruz. Yürüyeceksin. Yürüme paterni. Böyle yürüyebilirsin. Ayakta durmak. Belki hastayı 1 saat yakın özel ekiple birlikte ayakta tutuyoruz. Ayakta durabilirsin. Ayakların altı hissedebilir. Duyular yapıyoruz. Dikenli toplarla fırçalıyoruz. Ayağın hissedecek. Çok tekrarlı, çok uzun saatli çalışmalar. Beyin bunu tekrar öğreniyor mu? Gerçekten bir öğreniyor. Beynin bir bölgesi zarar görse ve nekroza uğrasa bile başka bir bölge bu görevi alıyor mu? Kesinlikle üstüne? Alıyor. Muazzam çok şey büyük ya. Kanamalar, çok büyük pıhtılarda belki işimiz zor olabilir ama %80'inde beyin bu görevi devralıyor. Konuşma merkezlerinin bile aslında yürümeyle çok yoğun fizik tedavilerle geliştiğini gördük biz. Hiç kelime çıkaramayan hastaların çok uzun yürüyüşler üzerine kognitif ve dil çalışmalarıyla yeniden cümle kurur hale geldiğini gördük. Çünkü beyin hala bilinmiyor biliyorsunuz. Kesinlikle. Ama beslenmeye çok açık, damarlanmaya çok açık. Beslenmeyi arttırdığınızda, fiziksel aktiviteyi arttırdığınızda hemen etki tepki cevap veriyor. Ama dediğim gibi uzun ve yoğun profesyonel ekiple olacak çok bir iş. Çok uğraşıyorsunuz. Bu işte onun için soruyorum. Sizce aşı olanlar kan sulandırıcı kullanmalılar mı? Bence İNR takibiyle doktorları karar vermeli. Şimdi hani bir doktor takibinde... Ama takip olmalılar değil kesinlikle mi? Gidip aşı yaptırdım çıktım yok, şeklinde yok, ben olmamalılar. Ben kendim yani işte kan sulandırıcı eczaneye gideyim bir tane seçeyim olmaz, öyle bir şey yok. Zaten kan, olmaz. Kan sulandırıcıları da kategori kategori. Tabii ki de hayatlarına bir kalp doktoru ya da dahiliye doktoru takibi olacak, testleri olacak. Özellikle diyabetik kesinlikle, ve tansiyonu olan damar kesinlikle hasarı olabilecek hastalar ve yaşı kesinlikle büyük olan hastaların yani damar hastalığı aşı COVID yaptırdım çıktım dememeleri evet lazım. Hep yani beyin damarlarını konuşuyoruz aslında ama omurilik damarlarını da çok tutan tabii bir hastalık. Ya. Çok tutan bir hastalık yani. Peki şimdi biz özellikle koronavirüs gündemini konuştuğumuz için bu konuları konuşuyoruz ama tabii ki kendimiz de merak ediyorsanız ay Allah muhafaza hocam durun koronavirüsle ilgili gidelim istiyoruz tamam, mümkünse peki.
enfekte olduk. Sadece kısmi bir felç geldi. Evet. Bir hani emboli atması ayrı konu. Anevrizma, o baloncuk patlaması, onlar ayrı konu ama sadece kısmi oldu. Tamamdır. O zaman nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Tedaviyi doktorlar uyguluyor. İşte eğer kan sulandırıcısı varsa veriyor ya da bir ameliyat, stent takılacaksa. Ne kadar sürede hastaneye gitmem lazım? En kısa sürede. İlk 3 saat çok önemli. Güçsüzlüğü inme tedavisi evet, çok önemli evet, değil mi? Çok önemli. Ama her hastanede inme merkezi de yok. Yani tabii ki de Türkiye bu konuda çok şanslı. Özellikle İstanbul, Ankara büyük şehirler. Hızlı müdahaleler var. Hastalardan dinliyoruz. Geçirdiğimi hissettiğim an 5 dakika içinde hastanedeydim. Orada hastanede doktor ekibinin acil müdahalesi de çok önemli. Felç oldu. Tedavi yapıldı. Eğer güçsüzlük ise 1,5-2 ay içinde aslında çoğu semptom geri dönüyor. Tamam. Yutma, konuşma, yürüme. Sadece eğer beynin tutulan tarafıyla alakalı. Duyuysa duyu, anlama merkezi ise anlama merkezi, konuşma merkezi ise konuşma merkezi, denge merkezi olabilir, yutma merkezi olabilir. Nerede en çok hasar bıraktıysa orada biraz sekel bırakıyor. Bu sekelin üzerinden kısmi güçsüzlük olsa bile fizik tedavi alması gerekiyor. Neden? Bedeninin %100'ünü iyileştirmesin. Neden o sekelle yaşasın? Çünkü yaş aldıkça hücre kaybı olacak. Tabii. Güçsüzlük başlayacak. Ti atakları hem parazilerden sonra ikinci bir felce açık oluyor hastalar aslında. Yani onlara biz artçı depremler diyoruz. Büyük felç gelecek gözüyle bakıyoruz. Büyük felç gelmeden de şekeri, tansiyonunu düzenlemek için fiziksel aktiviteyi arttırmak gerekiyor. Genellikle kalp hastası oluyor bu hastalar. Eforlarını bilip ona yönelik fizik tedavi uygulamaları yapmak gerekiyor. Bu hani tek başıma işte dışarıda yürüyorum ne olacak iş değil. Takip çok önemli. Yani bir süreklilik anladığım kadarıyla evet, olması tabii ki, gerekiyor. Kesinlikle. O yüzden böyle işte yatılı kurumlar, doktor ekibi, hemşire ekibi, bakım evlerde ekibi. Evlerde de veriyor musun sağlık hizmeti? Yani düzenli şekilde. Çünkü evden çıkamayabilir. Evde evet, işte evet. Havalı yatağı, her şeyi vardır evet, hastanın. Ama asla evdeki hizmetle kurumdaki hizmet aynı olmuyor. Olmuyor. Çok kısa süreli oluyor. Ve Covid döneminde kimse de aslında evinde hizmet almak istemiyor. Çok korktuk biliyorsunuz temastan. Covid adı bile korkuyordu. Psikolojiyi çok değiştirdi. Evlerde olacak iş değil açıkçası. Çok yaşlı olur. Gerçekten yatak yarası olmasın, bağırsak düzeni düzenli olsun diye belki evlerde alacağı bir saatlik fizik tedavinin de ona faydası var ama düzenli yatış evet, gerektiriyor. Biz okul anladım. Diyoruz aslında kendimize. Bir felç okulu. Hasta sabahtan kahvaltısını yapar, bakımını yapar, ilaçlarını alır, tansiyonları ölçülür. 4-5 saatlik bir okulu başlar. Neye ihtiyacı var bugün? Anlamaya mı? Yürüyeme, dengeye mi? Duygusal bir tabii. Paydaşlık var. Kesinlikle. Kendini kesinlikle. Evde bu çok zor. Yani ya, siz sağlıklısınız, ben felçliyim. Gerçekten 1-0 gerideyim. Ama benim gibi onlar başarabiliyorsa ben de başarabiliyorum. O kadar güzel birliktelikler oluyor ki. Küçük yarışlar, kıskançlıklar. Ha şahane. Aynen. Hatice Hanım İzmir'den arıyormuş. İzmir'e günaydın. Efendim sabahlar Hatice Hanımcığım. Hatice Hanım. Hatice Ala, günaydın. Evet. Canım. Arkadaşlar stüdyoda sesi biraz yükseltelim mi? Ben yaşlanıyorum ve duymuyorum bazen. Buyurun. Buyurun, ben ayaklarım da uçuşuk normal dizlerimden aşağı. Ayaklarımda çok uyuşukluk var. Onu soracaktım doktor hanıma. Ayaklarınızda uyuşukluk var. Evet. Evet, Covid sonrası mı gerçekleşti yoksa doğa seyrinde mi? Hayır, Covid olmadan bu 5-6 senedir var bende. Evet, yani... Hoşçakalın Hatice Hanımcığım. Evet, nöropatik ağrıları da olabilir. Belki bir bel olayı da olabilir. Belki bir vitamin eksikliği de olabilir. Yine profesyonel ekip tarafından. Bir dahiliyetini değerlendirmesi evet, lazım. Evet, kesinlikle. Yani uyuşukluk her doktorun alanına giren ama bir konu. Ama önemsemek zorunda. Tabii ki, kesinlikle. Uyuşukluk öyle kesinlikle. Ama bir şeyim yoktur denecek bir durum değil. Yok, uyuşukluktan çok büyük travmalar olabilir, düşmeler olabilir. Bunun sonucunda kalça kırığı olabilir, beyin travması olabilir. Kesinlikle önleme alınması gerekiyor. Sebebi bulup hemen tedaviye başlanması gerekiyor. Şimdi siz az önce dediniz ki aslında bizim orada felç kısmi ya da genel felç geçirmiş hastalara sunduğumuz hizmet bir okul, evet. Bir paydaşlık duygusunun geliştiği okul. Dolayısıyla hasta orada 1-0 önde başlıyor. Evet. Çünkü felç hastanın psikolojisi önemli. Çok önemli. Ama şu an evinde felç hastasına bakan çok aile de vardır. Evet. Ben eminim bundan. Evet. Onlara tavsiyeleriniz ne olur?
şu mesajı vermemek gerekiyor. Sana çok büyük destek alıyoruz, önem veriyoruz, senin için çabalıyoruz. Lütfen sen de bizim için çabala. O da çok çabalamak ister hastada. Bunu vermeyeceğiz değil mi? Evet, bu yani bu aslında çocukların sınav kaygısı gibi. Hasta yapamadığı an daha da kapanır. Daha uykuya meyilli olur. Yapamıyorum, başaramıyorum. Her yaptığına evet doğru yoldayız. Uzun bir süreç var ama çalışmak zorundayız. Bu kadar. Fazla motivasyon ya da düşük motivasyon da hastayı çok etkiliyor. Zorla yemek yedirmek, zorla yürütmek de çok hastayı etkiliyor. Hastayla her zaman doğru iletişimde olmak lazım. Biz hastadan çok aslında hasta yakınlarına psikolojik destek veriyoruz. Çünkü bu sürece hasta yakınları yönetemiyor. İyileşebileceğine inanmak kesinlikle, lazım. Kesinlikle. Doğru çünkü tedavi veriyoruz. Çünkü eskiden öyleydi. Felç oldun tamam bitti. Evet, bir evet. Tarafı İnmek tutmayacak. Artık yani. Bundan sonraki hayatın öyle yatalak. Devam edecek gibi. Ama şimdi ne güzel duyuyoruz evet, ki iyileşebilir. Bu beyni yani, öğreniyor. Evet mesela bizim YouTube'da videolarımız var. İyileşen hastaların hikayeleri. 3 yıl sonra bile yürüyen hastamız var. Yani ne mutlu bir şey evet. O sizin için biliyor evet, musunuz? Çok. Ama ben de şuna haddim değil belki ya da ben de bir evladım. Haddim belki. Baş tacı yapın. Evet. Onlara o minnet duyu hissini geçirtmeyin. Değil mi? Kesinlikle. Aslında eğer dün felçli değil, bugün felçli ise dünden bir farkı yok hastanın. Çok seviyoruz. Evet. Onun için her şeyi yapıyoruz. Ama bunu çok fazla sunduğumuzda hastayı kaybedebiliyoruz. Çünkü evet. Ben başaramıyorum. Bu duyguyu da vermemek evet. Lazım. Ama profesyonel ekibi çağırıyorum. Fizik tedavini yaptırıyorum. Doktor kontrolündesin. Güvendesin, bugün, güvendesin. Bu süreç inişli çıkışlı. Evet. Bugün yorulabilirsin ama yarın çok daha iyi olacaksın. Evet. Eğer bugün bir tur fazla yürüdüysek bu çok, çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Vesile Hanım diyor ki bitti süre. Çok güzel valla. Sağ olun var olun. Çok teşekkürler. Güzel bir konuydu. Çok Allah razı olsun. Hakikaten çok güzel bir konuydu. Efendim.